Haftanın ikinci gününde yarışmacılarımız Sivas düğün pilavı yaptılar. Neslihan ve Nur'un takımından Sevil Hanım geliyor. Hoş geldin. Bak yeni örtüsüyle geldi. Bak şimdi önünde 4 tane tabak var. Hemen şöyle bir görelim. Hepsi hazır. Tadılmayı bekliyor. Bak 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 şu güzelliğe bak. Ortada 2000 liramız var ve tadım için hepsi seni bekliyor. Başlayalım mı? Biliyorsun her gün 12 bin lira dağıtıyoruz. Bu 12 bin liranın ilk 2000 lirası senin önünde duruyor. Biraz sonra sana takdim edeceğim. Ve inşallah takım arkadaşlarının tabaklarını doğru tahmin edersin diye düşünüyoruz. İnşallah. Haydi afiyet olsun. Buyurun. Eti zaman hani kısa bir zaman olduğu için ancak bu kadar olur. Eti güzel, lezzetli. Ama pilavında hani böyle pilavından iyi bir lezzet alamadım. Eti daha iyi pilavına göre. Eti daha iyi pilavına evet. göre. Peki o zaman ikinci tabağımıza geçiyoruz. Bunun pilavı diğerine göre daha lapa. Yani diğerinin eti daha lezzetli. Bunun eti? Yani eti diğerindeki lezzet bu ette yok. Badem çiğ konulmuş, çiğ tadı alıyorum ben. Hani nohutunun da nohutundan alamadım. Nohut da... Nohut, haşlanmış nohut zaten, pişmiş. Ama her ikisinde de pilavlarında lezzet yok. Peki, üçüncü tabağımıza geçiyoruz. Bakalım üçüncü tabağımıza ne yorum yapacak Sevil Hanım? Songül Hanım, yediğim bir, iki, üçüncü yemek bu. Bunun eti de hiçbir şekilde pişmemiş. Pilavı da hani hepten lapa. Hani bu yediklerim için en kötüsü bu diyebilirim. Evet, üçüncü tabağımız hiç beğenmedi. Aynen, hiç güzel değil. Hiçbiri pişmemiş dedi. Aynen, pilavı olduğu gibi lapa. Hani eti de en azından diğerlerinin eti pişmişti. Yani eti güzeldi, pilavı çok iyi değildi ama hani o etin tadıyla o pilav yenilebiliyordu. Ama bunun eti de vasat diyebilirim. Yani kötü, çok evet. kötü. Peki, dördüncü tabağımıza gidiyoruz ve son tabağımız. Bunun eti diğerine göre daha iyi ama bunun da yani yediğim 4 pilavın 4'ü de çok kötü. Eti pişmemiş pilavı da sanki hani böyle suda makarna pişirirsin, süzersin ya o lezzette. Pilavların hiçbirini beğenmedik. Aynen. Eti pişmemiş. Peki bir fikir oluştu herhalde. Buyurun ayağa kalkalım. Bak Sevilciğim biz her gün 12 bin lira dağıtıyoruz. Şimdi ben sana 2000 lira takdim edeceğim. Ve istediğin tabakları istediğin miktarda parayı bölüştürebilirsin. Bol şans. Dördüncü tabağa 200 TL koyuyorum. Peki dördüncü tabağımızın adisyonuna 200 TL bıraktı. Geriye kaldı 1800 TL'miz. Hangi tabağa gidelim? 1 ve 3. 1. Peki 1. Birinci tabağımıza. Birinci tabağımıza yediklerimin içinde en azından eti yenilebilir. En lezzetlisi buydu. Tuzu, tadı hepsi yerindeydi. Zaten dördünün de pilavı hiç güzel değildi. En yüksek parayı buna koymak Peki. istiyorum. Ben minibüsçü karısıyım da parayı Olsun böyle sayarım. Ya parayı say da istediğin gibi say. Şöyle 10 hatta 11, 12, 1200 lira koyuyorum. Oo, çok iddialı başladı. Büyük risk aldı. Riski severim. Birinci tabağımızın adisyonuna 1200 lira bıraktı. Riski seviyorum. Geriye 600 liran kaldı canım.
İkinci tabağımız ve üçüncü tabağımız var. İstediğinden başlayabiliriz. Bu daha iyiydi, o kötü olandı. Hadi o zaman. Şöyle yapıyorum. Yine de kalan 300. 400'ü buraya koyuyorum. Peki üçüncü tabağımıza da 200 lira koyuyoruz. 200 lira herhalde. Koyuyorum. Umarım arkadaşlarım tabağını... Peki üçüncü tabağımızın adisyonuna da 200 liramızı koyduk. Hadi bakalım takım arkadaşlarının tabaklarını bulabilecek misin acaba? Hazır mıyız? Ümit ediyorum, hazırım. Hazırsak hemen 4 numaradan başlıyoruz. 4 numaralı tabağımıza ne kadar vermiştik? 200. 200 TL vermiştik. Bakalım Sevil Hanım'ın 200 lira vermiş olduğu tabak kimin? Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Açıyoruz hayat. Neslihan. Sevil abla, sen yemek yapmaktan, yemek tatmaktan anlıyor musun acaba? Anlamasam burada olmazdım. Hani bu kadar iddialı buraya gelmezdim. Ama gerçekten hani keşke buna hani yüksek puan verseydim. Sen zaten baştan söylemiştin. Hani ben pilavı lapa yaparım. Hani çok beceremem demiştin ama hani bir kadın bu kadar da lapa yapamaz. Sevil ablacığım, madem lapa yaptığımı duydun, ona göre neden stratejik davranamadın? Neden para vermedin? Ama sen buraya gurmeliğe mi geldin yoksa takımı kazandırmaya ve sen kendine kazanmak için mi geldin? Hayır, ben takımı kazandırmak için buradayım. Şu an biz sen kazanacaksın ki ben de kazanacağım. Bunun farkında ve bilincindeyim ama hani senin tabağın bundan daha lap olanı var, odur diye düşündüm. Ben senin yemek yaptığını da sanmıyorum zaten. Yemek yaptığın günü de çok iyi bekliyorum. Yemek tatmaktan da anlamıyorum. Sen neyini beğenmedin ya? Bu tabağın neyini? Çekilir misin bir saniye? Ha? Neyini beğenmedin? Neresi lapa? Lapa dediğin şey bu mu? Evet. Bu mu? Yani tane dökülüyor. Su tadı tane. Var. Bakın tane, işte tane. Su. Sen bence ne yap biliyor musun? Suyun içinde pişmiş al. Gelmiş gibi. Suyun içinde pişmiş gelmiş gibi yani. Sen o örtünü al, yere ser, bu tabağımda al, bir piknik yap, tamam mı? Olur. Keyfini peki. Çıkara hı-hı, çıkara yersen. Çünkü böyle bir tabak bir daha da bulamazsın. Etine bakar mısın? Etine bakar mısın? Ya sen pilavına daha çok laf yaptın. Pilavın hiçbirini beğenmedim, pilavların. Hiçbiri de güzel değil. Canım, eti de çok güzel bak. Çok da güzel kesiliyor. Evet. Çok güzel kesiliyor. İçi kıpkırmızı, pişmemiş. Sen hepsine pişmemiş dedin. Yok. Sen hepsine pişmişti. Onun eti pişmişti. Sen hepsine demedin mi? Pişmişti. Zaten bu kadar kısa zamanda da işte anca böyle yapılabilirdi falan. Etlere genel olarak böyle yorum yaptın zaten. Neyini beğenmedin? Ama bunu en gayet, azından onun etinin lezzeti vardı. Yenilebilirdi bunun. Mısın, hiçbir şekilde. Mısın, tane tane dökülen pilama lapada dediysem başka da hiçbir şey söylemiyorum. Pilavlapadan ziyade su tadı var. Hani böyle suda pişmiş. Su tadı var ya diyor. Su tadı var zaten. Ne hayır ama bir yağ tadı, bir lezzeti yok. Diyor ki en yani lapasını... Hani suda haşlamışsın, süzmüşsün gibi bir peki, şey. Peki Sevil Hanım. Pirincin diyor ki, tadı. En lapasını bulmaya çalıştım, ona parayı verdim diyor. Aynen. Senin için. Yani. Bu senin tabağın olduğunu düşünmemiş. Bilmiyorum yani senin tabağındır peki, diye vermedim. Peki. Tamam. Şimdi ikinci tabağımıza geçelim. Tamam. Bakalım ikinci tabağımızın altında kendi takım arkadaşın mı yoksa rakip takımından biri mi? Umarım rakip takımdandır. Bu adisyonda tam 400 lira var. Bakalım 400 liralık bu tabak kimin? Sevil Hanım'dan 400 lira alan bu tabak kimin? Hazır mıyız? Hazırım. Açabiliriz hayatım. Mert. Şöyle söyleyeyim. Hani biri ben pilavları dördünü de beğenmedim. Pilavların dördü de güzel olmamıştı. Ben en azından etin pişmesine göre puan verdim. Hani en azından bu hani birinci verdiğim yüksek puan, yüksek para verdiğim etin daha lezzeti vardı. İkinci olan buydu bana göre.
Hani ben gerçekten kimin neyi nasıl yaptığını bilmediğim için, kimsenin yemeğini yemediğim için hani çok fikir üretemiyorum. Ama hani bundan sonraki günde senin yemeğini tanırım. Kesinlikle ve net tanırım. Umarım abla. Tanımazsan da gidersin, bu kadar basit. Neslihan kimin gidip kimin kalacağı hiç belli yapamıyor. Olmaz. Ya şu an Neslihan'dan 200 lira fazla aldım diye çok mutluyum. Tabii ki para için mutlu değilim ama tabii ki 400 lira az bir miktar. Ama en azından Neslihan'dan %100 hayatım, daha fazla para almışım ya. Pilavım tane tane dökülüyor. Benim yapmadığım sandığı için düşük puan vermiş, tabii düşük ki, para tabii vermiş. Ki. Eminim anlıyor öyledir. Musun bilmiyorum. Eminim öyledir. Kendi ağzıyla söyledin. Nasıl eminim? Eminim öyledir. Nasıl eminim? Neslihan, sen orada pilava başlarken dedin ki ben pilavı lapa yaparım. Benim aklıma gelen oydu. Tamam mı? Ha bunun daha lapası var mıydı? Vardı ama bu su tadı vardı. Su. Hani bir şeyi pirinci suda haşlamışsın, süzmüşsün. Ha tuz bile yok. Yemişsin tuz, gibi. Tuz hiçbirinde yoktu zaten. Ablacığım, o bir bahane değil. Hepimiz o şekilde yaptık pilavı. Peki. Olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi dedi ama damak tadına uymadı. Peki Sevilciğim. Dönelim. Şimdi dananın kuyruğu kopacak. Asıl. Umarım. Asıl dram şimdi başlayacak. İnşallah bize vermiştir. Efendim sona. Nur ve Demet kaldı. Biri takım arkadaşım, biri rakip. Bakalım 1200 lirayı hangi takıma verdi? Sevil Hanım'ın 1200 liraya vermiş olduğu bu tabak kimin arkadaşlar? Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Eminim. Peki o zaman açtık. Nur. Nur. Açtım. Ay bir şey söyleyeyim mi? Biz bu hafta hep böyle oynarsak bilmiyorum yani ne olacak. Bravo arkadaşlar. Hep böyle takım arkadaşlarımız inşallah bulur. Buyurun Demet Son Hanım. Dakika. Songül Hanım. Efendim canım. Vurdum gol oldu. Yemek ve tatlı konusunda belki iddialı değilim ama yoğurt, komposto ve pilav konusunda iddialıyım ve hiçbir pilavı beğenmedi Sevil Hanım. Ben arada tebrik ederim. Asla kabul etmiyorum. Çünkü ben pilavımı iyi yaparım. Ben de pilavda iddialıyım diyorsun. Aynen öyle. Ama doğrusunu yapmadım. Takım arkadaşını buldu sonuçta. Tebrik ediyorum. Hı-hı. Ama bütün pilavlara kötü dedi kendisi. Evet. Ona benim çok lezzetliydi. Bunu kabul etmiyorum. Onu kabul etmiyorum. Evet. Yemeği ilk defa böyle bir yemek yaptım. Ama ben pilav, yoğurt ve komposto da ama bir şey söyleyeceğim. Çok gurur verici. Sadece Mert'in pilavını beğendi. Çok ilginç. Ben bunu kabul etmiyorum. Ya neyini kabul etmiyorsun? Burada bize ne yemek verilirse, hangi tarif verilirse onu yapıyoruz. Pilavı beğenmemesi de şu, hepsi aynı. Çünkü sadece pirinç ve su var onda. Çok azıcık da bir zeytinyağı. Hepsi aynı ablacığım. Anladım. O yüzden onunki daha lezzetli, bununki daha lezzetsiz değil. Bir de yani iddialı olduğu şeyleri de söylemene inanılmaz şaşkınım. Yoğurt dediğin şey, komposto dediğin şey nedir ya? Bu kadar basit şeyleri yapmak için mi geldin basit bu mi? Programa? Evet. Pilav ve yoğurt zordur. Ya aşkım hangisi zor? Ben de evde çocuğuma yoğurt yaptım. Ben de evde çocuğuma komposto yaptım. Bunlar gayet 10-15 dakikada yapılacak şeyler yani. Herkes pilav yapıyor. Herkes yoğurt yapıyor. İddialı, herkes hep öyle iddialı bir yemek yarışmasındayız Demet ablacığım. O yüzden burada yoğurt ve komposto demen çok komik. Pilav konu bak pilav her suyla vesaireyle baharatla yemeği dengeleyebilirsin ve onu düzeltme olasılığın vardır. Ama pilavı yoktur. Yanlış mıyım bilmiyorum. Eğer ben böyle düşünüyorum yani. Demet abicim eğer ki dengelenilmeyecek bir tarif olmuş olsaydı şefimiz pilavımıza tuz eklememizi söylerdi. Yani üstteki et onun altında pilavı bak Nur ondan bahsetmiyorum. Neyden başka bir şey anlatıyorum ben burada.
Neyden bahsediyorsun? Diyorum ki tuzdan vesaireden bahsetmiyorum. Özür dilerim. Yani sinirleniyorum. Diyorum ki kıvamdan lapa oluyor diyoruz, tane tane oluyor diyoruz ya. Tuzda hepimizin tuzu aynıydı. Kıvamından bahsediyorum. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Demet Hanım. Sana bir saniye. Lütfen Sevil Hanım. Bir saniye. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bence senin karın ağrın başladı Demet ablacığım. Bugün de zannettin ki dünle beraber takım arkadaşların yine sana para kazandıracak zannettin. 6 gün boyunca sessiz sessiz duruyordun. Şimdi birden karın ağrın başladı. Bize devamlı yükselmeye başlıyorsun ama ben o değilim. Söyleyeyim. Nur, benim takım arkadaşlarım daha benim yemeğimi tatmadılar. Bu bir. İkincisi, evet geçen hafta biz kazandık. Bu hafta da biz de kazanabiliriz. Siz de kazanabiliriz. Önemli değil ama ben takım arkadaşlarıma ve kendime güveniyorum. Evet bu yemeği ilk defa yapmış olabilirim ama pilavı ilk defa yapmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.